Bir önceki videoda son olarak neonun elektron dizilişinden bahsetmiştik. Hatta hatırlıyorsanız bu elektron dizilişini 1s2 2s2 2p6 olarak yazmıştık. Ayrıca periyodik tabloya bakarak bu elektron dizilişlerini nasıl tahmin edebileceğimizi göstermiştim. Örneğin burada 1s1 burada 1s2 olacak. 2s2 de aynı şekilde burası. Sonrasında 6 tane elektron daha var. Yani 2p6. Bu da sizi neona kadar getirecek. Sonra sıra 3. periyot elementlerine gelecek. Burası 1. periyottu. Burası 2. periyot. Burası da 3. periyot olacak. O zaman sodyumla başlayalım. Sodyumun toplam 11 elektronu var. Yani neondan bir tane daha fazla. Ama ikinci enerji seviyesi dolmuştu tamamen dolmuştu. Demek ki sodyumun 11. elektronunun 3. enerji seviyesine gitmesi gerekiyor. Bu enerji seviyesi için baş kuantum sayısı n de 3'e eşit. L'nin alabileceği değerlerse 0, 1 ve 2. Öyleyse bu enerji seviyesinde bir tane s orbitalinden, 3 tane p orbitalinden ayrıca l değeri 2 olduğu zaman da d orbitallerinden bahsediyor olacağız. Eğer bu L değeri için manyetik kuantum sayılarını da hesaplayacak olursak 5 tane olduğunu göreceğiz. Demek ki 3. katmanda 3. enerji seviyesinde 5 tane D orbitalimiz var. Bu orbitalleri artan enerji bakımından çizerek de gösterebiliriz. Bu yönde enerjinin arttığını düşünelim. 3S orbitali de burada olsun. İşte bahsettiğimiz şey bu. Şu an 3. enerji seviyesindeyiz. Bu da seviyedeki S orbitali. Sırada 3P orbitalleri var. 1, 2 ve 3. 3 tane P orbitali. Sonra da D orbitalleri. Üçüncü enerji seviyesinde 5 tane D orbitali var. Daha fazla detay vermeden önce D orbitallerini de buraya çizelim. Bu orbitaller daha yüksek enerjiye sahip. Evet, 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu gördüklerinizde 3d orbitalleri. O zaman artık konumuza yani sodyuma geri dönebiliriz. Sodyumun toplam 11 elektronu vardı. Toplam 11 elektron. İlk 10 elektronun yerleşmesi neon'a benzeyecek. Yani 1s2 2s2 2p6. Burada üstte belirttiğimiz sayıların bize toplam elektron sayısını verdiğini biliyoruz. 2 4 ve 10. Böylelikle 10 elektronu yerleştirmiş olduk. Elimizde bir tane daha kaldı. Dolayısıyla sodyumun 11. elektronu 3. enerji seviyesine gidecek. Bu seviyedeki en düşük enerjili orbital ise 3s orbitali. O zaman sodyumun son elektronu da 3s orbitaline yerleşecek. Artık sodyumun elektron dizilişini yazmayı da tamamlayabiliriz. Tek yapmamız gereken 3s1'i buraya eklemek. Çünkü son elektron 3. enerji seviyesindeki s orbitaline yerleşti. Sonuç olarak sodyumun elektron dizilişi 1s2 2s2 2p6 3s1 oluyor. Fark ettiyseniz 1s2 2s2 ve 2p6 zaten neonun elektron dizilişiydi. Bu yüzden bunu bu şekilde de gösterebiliriz. Neon için Ne yazıp köşeli parantez içine alıp yanına da 3s1 yazabiliriz. Yani sodyumun elektron dizilişini bu şekilde de gösterebiliriz. Böylece sodyumdan bir önce gelen soygazın elektron dizilişini kullanarak yazımı biraz kısaltmış oluruz. Periyodik tabloda geriye doğru gidersek, daha doğrusu sodyumdan geriye doğru gidersek karşılaştığımız ilk soy gazın neon olduğunu göreceğiz. Bu yüzden neon elektron dizilişinin aynısının üstüne 3s1 ekleyebiliriz. Neon 3s1 aslında sodyumun elektron dizilişi diyebiliriz. Bunu da tamamladıktan sonra artık üçüncü periyottan başka bir elemente bakmanın zamanı geldi. Bu sefer periyodik tabloda biraz ileriye doğru gidelim. Mesela alüminyuma bakalım. Alüminyumun 13 tane elektronu var. Zamandan kazanmak için biraz önce yaptığımız gibi soy gaz elektron dizilişini kullanabiliriz. Yine baştaki elektronlar için elektron dizilişinin neonla aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yapmak bizi bu noktaya kadar getirir. Bu noktadan sonra da farklı bir renkle devam edelim. Evet bu noktadan devam edelim. Sonrasında sodyum var. Sodyumun 3s1 ile bittiğini biliyoruz. O zaman magnezyum da 3s2 olmalı. O halde bunları da buraya ekleyebiliriz. Sonrasında alüminyum için bir elektrona daha ihtiyacımız olacak. Bu fazladan elektron tabii ki de buradaki p orbitallerinden birine gidecek. Şimdi elektron dizilişini de yazabiliriz. Öncelikle buradaki orbital diyagramında nelerimiz olduğuna bir bakalım. 3s orbitalinde 2 tane elektronumuz olduğuna göre 3s2 yazabiliriz. 3p orbitalinde de bir tane elektron var. O zaman 3p1 yazıyoruz. Yani köşeli parantez n 3s2 ve 3p1. Evet, alüminyumun elektron dizilişini de tamamladık. Bence bütün bu elementleri atlayıp argona geçebiliriz. Hepsini atlayalım ve argonun elektron dizilişini bulmaya çalışalım. Ama yine bir önceki gibi yapalım. Argondan önceki soy gaz yine neon. Neon'u yine köşeli parantez içine alıyoruz ve sonrasında düşünmeye başlıyoruz. Burasının 3s1, burasının da 3s2 olacağını biliyoruz. Yani 3s2 yazabiliriz. Argon için buradan devam edersek 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 ve 3p6 olacak. Bu elektronların orbitalleri nasıl ve hangi sırayla dolduracağını düşünürsek de bir önceki videoda bahsettiğimiz Hund kuralını hatırlamamız gerekiyor. Bütün bu elektronları koyduğumuz zaman 3p orbitallerini de bu şekilde doldurmuş oluyoruz. Evet, bu yaptıklarımız argon içindi. Sıradaki element potasyum. Artık periyodik tablonun dördüncü periyoduna geçtik. Gördüğünüz gibi tek bir element daha ileri gittiğimiz zaman dördüncü periyoda geçiyoruz ve potasyumla karşılaşıyoruz. Potasyumun argondan tek bir elektron fazlası olduğuna göre o fazla elektronun d orbitallerine gittiğini düşünebilirsiniz. Bunu düşünmek aslında oldukça mantıklı ama ne yazık ki bu şekilde olmuyor. Haklısınız. Burada bir de d orbitalimiz var. Evet. Elektronların yerleşim sırası bu şekilde olmuyor. O zaman bu elektronu d orbitalinden silelim. Şu anda dördüncü periyotta olduğumuza göre yeni bir seviyeye geçmiş durumdayız. Yani n şu anda dörde eşit oldu. Evet, n 4'e eşit. L'nin alabileceği bütün değerleri buraya yazmak istemiyorum. Ama kesin olarak bildiğim bir şey var. O da elimizde bir s orbitalinin olduğu. Bu durumda dördüncü enerji seviyesinde de bir s orbitali var demek oluyor. Ve görünen o ki 4s orbitalinin enerjisi 3d orbitallerinin enerjisinden biraz daha düşük. 4s orbitalinin enerjisi biraz daha düşük. Farklı bir mavi kullanırsam sanırım karışıklık olmayacak. Bu çizdiğim orbital 4s orbitalini temsil ediyor diyebiliriz. Şimdi potasyuma geri dönelim. 4s orbitalinin enerjisi biraz daha düşük olduğuna göre bir sonraki elektronun bu orbitale gitmesi gerekir. O zaman artık potasyumun elektron dizilişini de yazabiliriz. Soy gaz elektron dizilişini kullandığımıza göre öncelikle biraz geriye doğru gidiyoruz. Potasyumdan önceki soy gazı bulmamız gerekiyor. Periyodik tabloda geriye doğru gidersek tabii ki yine argonla karşılaşacağız. Potasyumun elektron dizilişi de argonun elektron dizilişiyle aynı ama sadece bir elektron fazlası var. Fazladan bu elektron yani 19. elektron buradaki 4s orbitaline gidecek. O zaman argonun elektron dizilişinin aynısını yazıyoruz. Sonra 4s diyoruz. Bu orbitalde 1 elektron olduğuna göre 4s1. Bir de kalsiyuma bakalım. Kalsiyum için bir elektron daha fazlamız var. Yani ilgilenmemiz gereken bir elektron daha var. Kalsiyumdan önce gelen soy gazda argon olduğuna göre yine argonun elektron dizilişinin aynısı olacağını söyleyip bir tane de elektron koymamız gerekiyor. Hatırlayalım. 4s orbitalinde de bir tane yerimiz kalmıştı. O zaman buraya zıt yönlü spinle bir tane daha elektron ekleyebiliriz. Kalsiyum elektron dizilişinde 4s2 olarak bulduk. Bunları gördükten sonra periyodik tabloda takip edilen düzeni fark etmiş olabilirsiniz. Mavi ile devam ediyorum. Burası 4s1. Burası 4s2 diyebiliyoruz. Bu sol tarafta kalanları zaten s orbitali diye söylemiştik. Öyleyse bu tarafa periyodik tablodaki S bloğu diyebiliriz. Evet aslında kalsiyumun elektron dizilişini de tamamladık. Sırada burada gördüğünüz bütün bu elementler var. Bunların hepsi. Üçüncü enerji seviyesinde D orbitallerimizin olduğunu biliyoruz. Hatta geriye dönüp yazdıklarımıza göz atalım. Hatırlarsanız 5 tane D orbitalimiz vardı. Ayrıca her bir orbitalin en fazla 2 elektron alabildiğini de biliyoruz. Yani 5 çarpı 2 eşittir 10. Peki. Burada kaç tane yer var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tam 10 tane var. Aslında sadece d orbitalleri üzerinde ayrı bir video yapacağım. O yüzden bu elementlerle şimdi çok fazla ilgilenmesem de olur. Burada 10 tane olduklarını bilsek yeterli. Burası 3. enerji seviyesi. Ve elektronlar için 10 tane boşluğumuz var. Yani 3D 10 olduğu zaman bu orbitaller dolmuş olacak. Tamamen dolmuş olacak. Aslında periyodik tabloda işte bu yüzden tam da bu gördüğünüz şekilde. Bir bakıma elektron dizilişlerini yazmamıza yardımcı oluyor da diyebiliriz. Mesela galyuma bakalım. Galyumun elektron dizilişini yazmaya çalışalım. Yine soy gazların gösterimini kullanmak istersek, galyumdan önce gelen soy gaza bakmamız gerekiyor. Evet, yine argon olacak. Bunu buraya yazabiliriz o zaman. Bunu yazmak bizi bu alana 4s'e kadar götürüyor. Burası 4s1, sonra 4s2. Demek ki buraya 4s2 yazacağız. Sonrasında bütün d orbitalleri dolmuş olacak. Yani 3d10. Burada aslında dördüncü enerji seviyesindeyiz. N, 4'e eşit. L'nin 1 olması da olasılıklardan bir tanesi. Dolayısıyla bu gördüklerimiz de p orbitalleri. 4. enerji seviyesindeki 3 tane p orbitalimiz var. Burası da p orbitallerine ulaştığımız nokta. Başka bir deyişle p orbitallerini doldurmaya başladığımız nokta. Bu orbital dördüncü enerji seviyesindeki bir p orbitali diyebiliriz dördüncü enerji seviyesinde bir p orbitali ve bizim de bir tane elektronumuz var. O zaman 4p1 yazıyoruz. İşte bu da galyumun elektron dizilişini yazmanın bir yolu. Yani galyumu. Argon, 4s2, 3d10 ve 4p1 şeklinde gösterebiliriz. Bazen 4s2, 3d10'un yer değiştirmiş olduğunu görebilirsiniz. Bu yazılımı 3D10, 4S2 ve 4P1 şeklinde görebilirsiniz. Hangi şekilde yazdığınızın çok bir önemi yok. Her iki şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi son olarak da kriptonu yapalım. Bu derste işlediğimiz son elektron dizilişi kriptonunki olsun. Ondan önce gelen soy gaz yine argon. Argon bizi bu noktaya kadar getirecek. Sonrasında 4s2 var. Hatırlayalım. Önce s orbitalini, sonra d orbitallerini dolduruyoruz. Yani 3d10. 3d10 da bizi bu noktaya getiriyor. Artık dördüncü seviyedeki p orbitallerindeyiz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani kriptonun elektron dizilişi 4s2, 3d10 ve 4p6 olacak. Yine isterseniz 4s2 ve 3d10'un yerlerini değiştirebilirsiniz. Kriptonun elektron dizilişi argon 3d10, 4s2 ve 4p6 diyebilirsiniz. Aslında kimya öğretmeniniz hangi şekilde yazmanızı istiyorsa o şekilde yazın. Böylece üçüncü ve dördüncü periyot elementlerinin elektron dizilişlerini yazmayı da öğrendik. Tabii aradaki d orbitallerini bu seferlik görmezden geldik ama merak etmeyin onlar için zaten ayrı bir video hazırladım. D orbitallerine geçince işler birazcık daha zorlaşıyor. Bu yüzden onları ayrı bir şekilde yapsak daha iyi olur diye düşündüm.